Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Koma'ya geldik. Evet, Koma hakkında neler düşünüyorsun Bahadır? Koma hakkında... Tekin bir kardeşim Koma... Senin. Ayda. Ben de çektim. Geldik ya Koma'ya. İyi yaptın. Sen hadi görüşürüz. Sen tek misin? Yok ya, ben de arkadaşlarla geldim. Tamam. Hadi görüşürüz. Bugün eşsiz güzelliği olan Koma Gölü'ndeyiz. Koma, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yer alıyor. Onun dışında çok güzel bir göle sahip. Milano'ya 45 dakika uzaklıkta. Trenle gelebiliyorsunuz. Ucuz yollardan giderseniz 1 saat, pahalı yollardan giderseniz yarım saat. Biz sabah trene bindik. Yaklaşık kişi başı 4,5 euro para ödedik. 4,80. 4,80. 1 saatte de geldik Koma'ya. Şimdi Koma'nın merkezine doğru yürüyoruz. Yaklaşık trenden indikten sonra bir 10-15 dakika yürüme mesafesinde. Bayağı güzel evler var burada da. Tarihi evler. Arkadaşlar bugün pazar günü olduğu için şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çoğu yer kapalı. Biraz açık restoran veya dükkan bulmak zor pazar günleri. Paskalya tatili var. İtalya'da. Turistik bölge olduğu için bence o kadar etkilenmiyordur diye düşünüyorum. Hem pazardan hem Paskalya'dan ama. Benim biraz karnım aç olduğu için sandviç alacağım. Bunu bulursak markete. Böyle bir cesaretle ben sandviç yiyeceğim dedin. Gelato yemeden yapamıyorsun Semih ya. Asla diyorsun ha. Aynen abi. Çok güzel. Como bayağı kalabalık bugün. Bayağı insanlar buraya gelmiş. Akın akın. Çok tatlı bir yerdeyim. Panini tost söyledim. Onu bekliyorum. Hazırlanıyor şu anda. Arkadaşlar şimdi aldım panini tostu. 4 euro para ödedim. Bayağı da bir 10 dakika bekledim. Biraz uyuşuklar bu konularda. Tadı da gayet güzel. İzelim görelim de bu hafta. Bahadır firarda. Evet, türünün son örneği Bahadır. Avına yavaş yavaş yaklaşırken görüntülüyoruz. Yarco! Yemeğini paylaşmadı arkadaşı Semih. Uzaktan onu üzgün suratla bakıyordu. Şimdi Koma gördüğünüz gibi bir tane bir göle sahip. Kış aylarında daha insanlar burada olmuyor, kalabalık olmuyor burası. Ama ilkbahar yaza doğru işte gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık oluyor. Havaların tabii güzel olmasından dolayı. Burayı hani önemli yapan özelliklerden bir tanesi, dünyaca bilinen ünlülerin burada evleri var. Örneğin George Clooney, Madonna, Sylvester Stallone, Ronaldinho ayrıca burada evleri var göl kenarında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu teleferik sırası buradan bu şekilde üstte gördüğünüz yere çıkılıyor. Onun için de insanlar burada bayağı bir sıra bekliyorlar. Semih, nasıl buldun Koma'yı? Abi inanılmaz güzel. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Hakikaten buraya gelmek gerekiyor yani. Kesinlikle görünmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yani burası. İtalya'ya geliyorsanız, Lombardiya, Milano'ya, Cenova'ya, Venedik'e, böyle bu şehirlere işte 1 saat 45 dakika, 1,5 saat uzaklıkta. Burası. Hemen ulaşabilirsiniz. İsviçre sınırı, Alplerin sınırı ve inanılmaz bir manzarası var. İnanılmaz bir doğal güzellik. Hadi kesinlikle görünmesi gereken bir yer. Gene yanlış bir fotoğraf çekeceğim. Muhteşem kameranla
Vallahi. Muhteşem şovayı anla. Kız çekebildin mi bari? Bu da yanacak sanırım. Hep yakıyorum fotoğrafı. Şu anda çıkmadı mı oradan? Çıktı, bekliyoruz. Ha. Çıktı bak, bunu gösterelim. Celal. Çıkanı gör. Bu yandı biraz. Ya, izliyor musun içeride? Çok da yanmadı ama. Celal. Çok tatlı ya, bak. Gayet tatlı güzel. Tatlı ama birazcık yandı. Burada Bellagio diye bir yer var. Oraya da tekne veya feribotla gidiliyor. Bayağı da önünden geçmiştik. Sıra vardı. Bakalım. Arkadaşlar şimdi feribot sırasındayız. Gördüğünüz gibi bayağı bir sıra var. Mecburen bekleyeceğiz sırayı. Hava inanılmaz sıcak bugün. Bir 25 derece falan vardır herhalde. Belki daha fazla. O kadar değil de. Başımıza gelenlere Semih anlat istersen. Bellagio'ya gitmek için bir saat kuyruk bekledik. Herhalde 40 dakika, 45 dakika sıra bekledik. Sonra öğrendik ki Bellagio'ya gitmek 2 saat, 3 saat sürüyormuş tekneyle. Akşam dönüşte saat 8'deymiş. Aa, yine geri dönüşte aynı saat doğal olarak. O yüzden vazgeçtim. 30 dakikalık bir tekne turuna gireceğiz şimdi. Evet, daha tam mantıklı ya. O ilk biz bindik ha. Keyifler güzel mi? Keyifler gıcır. Komo turumuz başlıyor. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Biz de Bellagio'ya gitmek yerine yarım saat buraya. Evet, yarım saat sürdü tur yaklaşık olarak. Birçok ünlünün evini işte biz gezerken hani söylediler, anlattılar. Anlatılan dil İtalyanca. Evet, ama diyor, güzel diyor ama İtalyanca bilmiyorsa oldu. Yani. Güzel ama İngilizce. İşte orada George Clooney veya başka işte Madonna bilmem abi, ne onların isimlerini söyleyince anladık. Ve biz bu tura kişi başı 5 euro para verdik. Komo'nun güzelliklerinden birazcık bahsedelim. Arkadaşlar kiliseye girmek ücretsiz sanırım. Herkes giriyor. Easter olduğu için şey olabilir, bedava olabilir. Haa. Heyecanlandım şu an, bedava vallahi, şeyleri çok severim, bence girmeliyiz. Ben de severim ya, girebiliriz bence de. Evet arkadaşlar, yakın mumları. İkinci geleneksel mum ya. Evet arkadaşlar. Biz de yapacağız. Mesela ne okul? Bismillahirrahmanirrahim. Para ödediniz mi? Türkçe anlamazlar ya. Komo'nun dar sokaklarında yürüyoruz. Biraz karınlar da acıktı. Şimdi yemek yiyecek yer arıyoruz. Güzel bir yer bulursak bakalım yiyeceğiz. Aida diye bir yere geldik şimdi. Yemek yiyeceğiz. Fiyatları göstereyim sizlere. Mesela burada tost türü şeyler var. 3,5 ile 5 euro arasında. Onun dışında mesela pizzalar 6 eurodan başlıyor. En fazla 7 euro, 7,5 euroya kadar çıkıyor. Burada da pasta var. Bunlar da 7 euro. Bira bu şekilde geldi. Yani ben küçük söylemiştim ama bu kadar küçük olacağını tahmin etmiyordum. Bu bira sadece 4 euro. Biraz pahalı. Biraz değil, bayağı pahalı. Evet, yemeklerimiz geldi.
Ben pizza söyledim. İpek'le Semih de makarna söylediler. Şu an yemeğe çok konsantreyim. Konuşmak istedim. Evet, şu anda bayağı konsantreler. Afiyet olsun o zaman. Como kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yani doğal güzellikleriyle, işte evleriyle, gölüyle kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Onun dışında senin var mı Cemil? Ya bence bilet ucuz. 4.5 liraya Como'ya geliyorsun Milano'dan. Hem, o bayağı cazip zaten. Aynen, hem işte saatine göre 40 dakika, 50 dakika, 1 saatte geliyorsun. O da güzel. Bence kesinlikle bir günün tamamını ayırıp Como'da bir günü geçirmeniz gerekiyor. Yine işte Milano'ya eğer gelirseniz Como'ya Garibaldi istasyonundan kolaylıkla gelebilirsiniz. Çentale'den yarım saat gelebilirler ama daha pahalı. 2-3 kat daha fazla ödemeleri gerekiyor. Onun için de değmez zaten. Garibaldi'den direkt minimum 1 saat, 4.5 euro. Aynı yer. Dönüşte 4.5 euro. Aynen. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go.